Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir ilginç fikirler serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün üzere bir önceki bölümde sizler birlikte Alman İmparatorluğu serisini oynuyorduk arkadaşlar. Bu bölümde ise pazartesinin ilk haftası olduğu için arkadaşlar sizler birlikte Amerika Birleşik Devletleri için yer değiştirirse nasıl olurdu dünya? Onun hakkında bir video yapacağız arkadaşlar. Ben zaten direkt olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni seçeceğim. Zaten Amerika tarafının kıtasında bayağı oynadığımızdan dolayı bu tarafta Amerika olup diğer tarafları toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Eğer olur da seriye 500 like gelirse serinin bölüm olmasını sağlayabilirim arkadaşlar. Buraları toplaya toplaya her yere gideriz diye düşünüyorum. Buradan direkt olarak Amerika'yı seçiyorum. Letonya'yı kaldıracağım ve zorluğumuzu efsane yapıp savaş sinisi klasikte bırakacağım. Görüyorsunuz ki 3.207.000'lik bir nüfusumuz varken 381.000'lik ise bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Ve aynı şekilde Çin'e de bakmak istiyorum aynı şekilde abi. 3.786 ve 435.000 ekonomilerimiz yani kıyasıya yaraşıyorlar gibi duruyor ama hadi bakalım. Direkt olarak buradan Amerika'yı seçiyorum ve daha sonrasında oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi ekonomimizi ve vergilerimizi hızlı bir şekilde ayarlayacağım. Bu arada arkadaşlar oyun bayağı bir değişkenlik gösteriyor. Bunu da siz de deneyebilirsiniz. Eğer benden isterseniz Osmanlı ile Birleşik Krallığı ile yerini değiştirebilirim veya Türkiye ile Amerika'nın. Ya istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Zaten seri bizden çıkma olacak büyük ihtimal. Buradan hemen şunları vereceğim. Teknoloji puanlarımı veriyorum. Gerçekten çok garip bir seri olacak. Bakalım nasıl olacak. Geri kalan her buff'ımı verdikten sonra başkentimiz gördüğünüz üzere burası arkadaşlar. Beijing diye bir yer. Hemen askerlerimizi sınıra çekeceğim. Şöyle gel abi. Bu arada her pazartesi günü garip bir seriyle geleceğim. Sizler haberiniz olsun. Eğer bu seriler çok fazla like alırsa da cumartesi pazar bunlara olmak üzere devam edeceğiz. Bu arada akşam saat 8.00'da bölümün yeni bir bölümü Alman İmparatorluğu'nun yeni bir bölümü kanala gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu da size söyleyeyim. Unutmadan. Gördüğünüz üzere buralardan askerlerim çıkmıyor. Çünkü buralarda nüfusumuz yok arkadaşlar. O yüzden nüfusumuz en çok bol olan yerlerinden şöyle biraz asker basmak istiyorum. Lakin bizim rengimizi şöyle biraz evet şöyle bir evet açabilirim abi. Daha sonrasında buradan hemen abi şuradan şu Beijing'den asker çıkar. Böyle garip serileri yapmayı çok seviyorum ya. Biliyorsunuz uzaylı istila senaryosu gibi birçok seri yapmıştık. Bunda da bakalım böyle bir şey yapacağız. İnşallah olacak. Şuralardan şeylerimi basıyorum arkadaşlar askerlerimi. Bu arada şekillendir büyük Amerika konfederasyonu falan kurulabiliyor. Çin'de de bir şey olmadığı için Çin'i seçmedim bu arada. Onda eğer isterseniz Çin'e de bir şeyler eklemeye çalışırım arkadaşlar. Mesela Ming Hanedanı gibi birçok şeyi ekleyebilirim ona da. Askerlerimizi bir şekilde çekeceğim buraya. Bu arada açıklama kısmında birçok senaryo bıraktım. O senaryolardan birisi de bu olmak üzere arkadaşlar. Oradan direkt olarak gidip indirip oyununuza entegre edebilirsiniz. Şimdi ben hızlı bir şekilde buradaki Pakistan devletinin topraklarıma katacağım ve daha sonra Türkmenistan gibi birçok taraflara yayılmaya çalışacağım. Umarım hayalimizdeki olan toprak biçimine erişebiliriz. Hızlı bir şekilde buradan savaşımızı açacağım. Amerika olarak bakalım burada hiç toprak kendim hiç alışamadım bu arada. Bir denemeler yaptım birkaç defa. Hiç alışılmadık arkadaşlar. Evet buraları böyle topluyorum güzel bir şekilde. Gel abi sen buraya. Şuraları şöyle bir toplayalım da bakalım ekonomimiz falan artacak mı? Nüfusumuzda falan değişiklik olacak mı? Eventler bu arada gelmiyor. Yani eventler bir sonraki şeye gelecek. Yani birkaç 2020-30 yılında falan gelmeye başlayacak diye biliyorum. Çünkü ileriki safhalar eventler yok arkadaşlar. Oyun harita değiştiğinden dolayı. Şuradan şu şekilde askerleri dağıtacağım. Evet Pakistan tarafında biraz zorlanacağız açıkçası. Askeri sayımız yetmiyor bir kısım. Yani ama alırız ya biz buralar. Aynen alırız abi. Şimdi askerlerin bu taraftan toplayalım abi şöyle. Bu arada bu şey olarak da görülebilir arkadaşlar. Sürekli savaşacağımız bir seri. Sürekli. Yani ekonomi falan yatırım falan yapmaya falan gerek kalmayacak bir serimiz olduğunu düşünün. Şimdi buraları hızlı bir şekilde toplayalım. Böyle abi al bakalım buraya. Aynı şekilde Çin'in bakış açısıyla da oynayacağım bu arada haberiniz olsun. Şöyle şuraları topluyorum. 5588. Şu anki hedefimiz Asya'nın hakim olmak. Asya'yı toplayabilirsek eğer çok güzel bir toprak biçimine erişebiliriz diye düşünüyorum. Evet bir nevi Çin'de oynuyormuş gibi hissediyorum. Hadi bakalım abi. 4213 sen şuraya gidiyorsun. Sen buraya. Sen de buraya. Güzel. Bu arada yavaş yavaş 10.000 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Belki de ben bu video attıktan sonra 8.000 de olmuş olabiliriz. Bilmiyorum ama yavaş yavaş 10.000'e doğru gidiyoruz. 10.000'de çok güzel şeyler yapacağız. Bakalım neler olacak. Göreceğiz bakalım. Şuradan askerleri toplayacağım arkadaşlar. Şöyle. Tamam buralarda. Pakistan devleti biraz uzun sürdü. Evet biraz bir takım talihsiz olaylar yaşadık diyebiliriz. Burayı da alıyorum son bir kez daha. Hindistan seferine şu an için çıkmayı düşünmüyorum. O yüzden Hindistan seferine zaten adam beni seviyor. Gayet güzel. Yalnız burada bir Çin olmasına alıştırdınız galiba arkadaşlar. Bir Çin yok tabi burada. Yani ben bile bir boşluk olduğunu hissedebiliyorum. Nerede lan koronavirüs? Biz yani garip geliyor. Yarasa falan yiyelim hadi. Gel abi yarasa yemeye götürüyorum ordularımı. Pakistan'a hemen barış müzakereleri yapacağım arkadaşlar. Böyle talepleri gönderiyorum. Daha sonrasında bu arada yani mesela bunların diğerlerini değiştiriyoruz ya tek bunda kalmıyor arkadaşlar. Eventler de ekleyebilirim haberiniz olsun. Ekibimize söylerim. Eventleri hemen 2 dakikada takır tukur ekleriz böyle. Daha sonrasında şurada yapacağım. Şöyle alalım. Daha sonra başka
Asimilasyon var mı? Bir tek daha var. O asimilasyonu da yapalım. Daha sonrasında burayı da kapatıyorum arkadaşlar. Buralardan nüfus çıkmıyor bu arada. Şimdi hızlı bir şekilde bu taraflardaki şehirleri toplamaya çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri. Yani çok garip duruyor. Alt taraftaki aslında Vietnam gibi birçok yerleri de toplayabiliriz. Laos gibi, bakın burada bir sürü toprak var. Bence buraları alalım abi. Şuraları getir bakalım. Bu adam komünist mi lan? Ana, Laos ve Vietnam komünistmiş. Doğru, unuttum ya. Şimdi şuralardan asker. Açıklama kısmında Discord linkimiz var bu arada arkadaşlar. Discord'umuza gelerek de bizlerle birlikte Hoydört replilerine ve sessiz sohbetlere katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani en azından oyunlar falan oynamaya çalışıyoruz. Ne bileyim, gelebilirsiniz, güzel olur. 134 bin ekonomimiz var. Komünizme yürütülüyor. Ben hızlı bir şekilde topraklarıma katacağım. Vietnam'ı zaten bekletmeye değmez. Aralara katalım arkadaşlar. Ekonomimize katlayalım ki. Çin bu arada birinci abi. Amerika'nın kıtasını aldı ya, o yüzden büyük ihtimal birinci. Yoksa onun dışında birinci olmaz, imkansız. Olmaz öyle bir şey. 1432, şuradan asker getir. Tamam, Vietnam seferi biraz bizi uzatacak. O yüzden şuralardan askerler basacağım arkadaşlar. Asker al abi. 8000 asker şöyle basacağım. Ver abi askerlerime. 7000 asker yeterdi, artar bile. Oo, adam 6000 asker çıkarttı Rıza baba. Şuradaki askerlerim 15717. Gel bakalım sen buraya. Tamam, bu adamı buraya atacağım. Bekletmeye gelmez. Daha sonrasında buradan da bu şekilde dağılıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalımı yeni keşfediyorsanız arkadaşlar aşağıdan abone olup videoyu beğenmediyseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Tabii ki de hoşunuza gittiyse. Yani buraları biraz zor toplayacağız gibi. Vietnam bayağı bizi kıyaslıyor. Oğlum Amerika, şu an biz Amerika'yız lan. Vietnam'ı yenemiyorsak biz kimiz oğlum? Şuna bakar mısın? Amerika'nın gücü dengeleri bayağı değişti bu arada ya. Teknoloji haritasında da bayağı geride olmamız gerekiyor. Evet, 0.45. Amerika kaç peki? Yani Çin 0.56, evet. Teknoloji puanı buff'ından dolayı Çin bizden biraz önde. Yalnız ekonomi olarak yıkmışız. Haberiniz olsun. Oğlum Amerika'yım ve Vietnam'ı yenemiyorum. Tamam, neyse biz buraları hemen hızlı bir şekilde alırız ya. Evet, burası bitti. Burası bitiyor. Burası bitiyor. Güzel. Buraları hızlı bir şekilde toplayacağım. Yorumlar kısmında kesin olarak istediğiniz devletlerin yerin hangisini değiştirelim yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Olası bir dünya savaşı senaryoları yakında kanalda olacak. Onları da söyleyeyim. Olası dünya savaşı senaryolarında başlayacağız yakın zamanda. Evet, adamın başkentini de aldık. Evet, bu adamları buraya çekelim. Askerler denizden çıkarma yapacağı için oraya pek güvenemedim açıkçası. Yani güvenilmezdi zaten. Şimdi buralardan ilerleyeceğim arkadaşlar. Burada hiç bekletmeye... Oha, adam nasıl tek attı lan benim askerlerime? Vietnamcığım, gel bir barış yapalım seninle. Sen bayağı içmiş gibisin. Gel bakayım, gel. Sen bizi sarhoşlaşmışsın. Gel bakayım. Askerleri hemen topluyorum arkadaşlar. 15.000 askerin gelmesi biraz zaman aldı. Oğlum Amerika'yız. Bölgeden asker çıkmıyor. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Bir de Lucas'ın kendi senaryosunda oynuyoruz arkadaşlar. Sadece haritaların yerleri değişmiş bir şekilde. Yani garip. Enteresan. Şimdi şuradaki bir devlet var. Myanmar. Myanmar'a şöyle bakayım. 90.000 ekonomisi var aslında. Myanmar'ı yok edebiliriz en azından ya. Nüfus en çok nereden çıkıyor? Evet, buralar bakın denize yakın olan yerlerden çok fazla nüfus çıkıyor arkadaşlar. O yüzden hemen askerler basacağım. En azından şöyle biraz askerler basabilirsem. Tamam, bu kadar asker. Bence Myanmar'ı yok etmeye yeter. Böyle civarda gelişmek de zor lan. Bu ne böyle? Şöyle topla bakayım abi. Şöyle alıyorum bunları. Bunların hepsi tek verimlilik olma neticesi yüksek bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet, 34 binlik askerimi toparladım. Şu şekilde Myanmar'ın sınırına doğru hepsini yerleştireceğim. Sen buraya, sen... Tamam, bunları da bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Yani burada bir Çin yok ama bir Amerika var dedirtecek bir düzeyde asker yapmamız lazım buralarda. En azından denize böyle biraz, okyanusa veya denizlere açılalım ya. Şöyle abi geç bakalım. Amerika olup buraları toplamak çok güzel bir şey. Asya'yı temizliyoruz arkadaşlar bir nevi. Ama Asya'nın nüfusu çok fazla ya. Yani Asya tarafı çok fazla nüfus basmış. Gerçekten üzüldüm ha. Bu ne böyle oğlum? Alman İmparatorluğu saat 20.00'da gelecek. Ara ara ufak hatırlatmalar yapayım ki unutmayalım arkadaşlar. Bildirimleri açarak da anında haberdar olabilirsiniz. 5000. Myanmar'ın başkentine git bakalım abi sen. Buradan asker çıkıyor mu? Gayet güzel. Askerlerimiz çıkıyor en azından. Evet, para zaten hiç bitmiyor. Tamam, gayet güzel. Şuraları şöyle bir toparlayalım. Sen 15.000 asker var. Tamam, onu da buraya atacağım arkadaşlar. Tamam, bu da buraya gidiyor. 155 buraya atalım. Myanmar biraz olsa ilerlemeye çalışacaktır. Zaten ilerlemeden bitirdik arkadaşlar. Oraları zaten alıyorum. Güzel.
Şimdi hemen askerlerimi dağıtacağım. Bu yanların başkentinden başlayıp yalnız Asya tarafı bayağı bufflı. Yani Amerika buraya, yani Çin gelse buraya büyük ihtimal bayağı toprak toplar arkadaşlar. Görüyorsunuz adam nereden bastı bu kadar askeri, hiçbir fikrim yok mesela. 15 bin askeri geri çekmek zorunda kalacağım maalesef. 15 bin asker geri gel bakalım. Ve gücü yetmedi abi. Tek attım lan az önce adama. 935. Tamam, gayet güzel. 4787, 478, 2772. Bunları da bu şekilde buraya atıyorum arkadaşlar. 18.561'i de bu şekilde dağıtacağım. Bu savaşımız fazla uzun sürmemesi lazım normalde ama uzun sürdü maalesef. Çünkü güç dengeleri bayağı değişti. Amerika'dayız artık. Bir Amerika olamıyoruz maalesef. O yüzden dolayı adam bizden bayağı güçlü davranıyor arkadaşlar. Yani burası da mı Myanmar lan? Hindistan, tamam. Yani Hindistan'ı nasıl döveceğiz hiçbir fikrim yok bu arada. Evet, Myanmar'ı topraklarımıza kattık. Şöyle üstten bir topraklarıma bakmak istiyorum açıkçası. Şöyle askerleri geri çek. Barış müzakereleri yap. Buradan hemen. Böyle topraklarıma katıyorum. Talepleri gönder. Evet, gönderildi, yaptı. Az önce ufak bir drop yaşadık. Ne oldu az önce lan? Asimilasyonlarını yapıyorum arkadaşlar. Amerika olarak. Amerika mı Çin mi? Tabii ki de her şekilde Amerika'yı seçeceğim için direkt olarak Amerika'yı aldık. Evet, barış müzakerelerimizi yaptık. Daha sonra şöyle bir nüfusumuza, ekonomimize bakalım. 574 binlik bir ekonomimiz varken 4 milyon 750 binlik ise bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an dünyada ikinci sıradayız. Büyük ihtimal Çin birinci sırada. Evet, Çin birinci sırada olduğunu görüyorsunuz. Daha sonrasında buradan asimilasyonlar var birkaç ama bunlar hep 67'lik yerler olduğu için pek yapmaya özen göstermek istemiyorum ama. Şimdi şöyle bir topraklarımıza bir bakmak istiyorum. Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan tarafını toplayabiliriz rahat bir şekilde. Yalnız rengimizi şöyle biraz aydınlatmak istiyorum açıkçası. Tamam, aydınlatmak güzel oldu. Ben şu taraflara bir Türkmenistan, Afganistan taraflarına bir gideyim abi. Oralara bir bakayım. Neler oluyor, neler. Ne yapıyorsunuz lan diyeyim şunlara be. Askerleri hızlı bir şekilde getiriyorum. Asimilasyonların birkaç iptal olacaktır. Normal bir şey bu. Çünkü askerler o bölgeye yerleştiği için. Mesela şurası iptal olmuş. Bana savaş açan bir devlet yok. Evet, asimilasyonlar bayağı bizi yordu açıkçası. Asya devletindeyiz ya. Ne yaparsak yapalım asimilasyonlar hep gelecek arkadaşlar. 80'lik yerler hep asimilasyon olacak. 9000. Şöyle şuraları topla abi. Tamam, bunları buraya sokacağım bu şekilde. Güzel. Açıklama kısmındaki senaryoları indirmek için yorumla açıklama kısmına bir kere tıklamanız yeter arkadaşlar. Haberiniz olsun oğlum. Bunlardan niye bu kadar asker çıkıyor ya? Şunu al bakayım. Evet, bunları beklemezdim senden. Bangladeş misin lan sen? Evet, Bangladeş bana karşı bir savaş açtı. Güzel oldu açıkçası bizim için. Hindistan'ı ikiye parçalayacağım en azından. Güzel olabilir arkadaşlar. Ne? What? Bu ne oğlum? Barış müzakereleri yapalım gel. Yani senin ekonomin kaç? 112 bin ekonomin var. Ve topraklarından 20-25 bin adam çıkıyor. Hem de adet adet çıkıyor bunlar. Nasıl çıkabilir abi? Arkadaşlar şaşırtıcı bir düzeyde, yani Amerika olmak gerçekten kanser bir şey ya. Yani denedim, en azından siz de görmüş oldunuz. Aklınızdaki birkaç sorular varsa da eğer çözülmüş oldu arkadaşlar. Lakin bizim topraklar sıkıntıya girecek. Topraklarımı kaybettim, dur. Evet, şurada. 525. Tamam, barışımız yaptık en azından. Askerleri topla. Asimilasyonlar iptal olabilir diyecektim ki Tayland da bana savaş açtı. Tayland. Şu an dövüşmeyelim lütfen. Abi, Tayland oğlum adam Endonezya'da bana beni çok seviyor, aşık olmuş bana. Araştırma şöyle bir falan aç abi. Daha sonrasında birkaç asimilasyon var, bunları da çözüyorum. Tamam, burada işimiz bitti arkadaşlar. Güzel. Onaylı yapacağım. Daha sonrasında buradaki küçük devletleri biraz da olsa toplamaya başlayalım. Şöyle ultimatum yoluyla. Aslında sana ultimatum yollasam topraklarımı alabilirim gibi geliyor ama eyaletleri talep et. Ver bakayım sen şu eyaletleri bana. Senden kat ve kat üstünüm, aslan parçası. Ultimatum. Eyaletleri talep et. Şöyle ver bakayım. Evet, kaydet yapıyorum arkadaşlar. Oo, herkes yürek yemiş oğlum burada. Bu ne ya? Oy, herkes yürek yediği için maalesef burada da savaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir Moğol son değiliz ama şu an oyundaki dengeleri bozduk büyük ihtimal. Yani Amerika olarak buraya yakışmıyoruz. Savaş ilan et yapacağım. Burada mesela ben şu an Moğolistan olsaydım ve bu adamı 2 dakikada topraklarıma katabilirdim diye düşünüyorum ama denge bozulduğu için topraklarımıza katamıyoruz hiçbir şeyi. 214, 549, İstanbul'a gideceğiz. Tamam, güzel. Bu savaş bitti. En azından başta Kırgızistan'a ultimatum yolladığımda kabul etseydi en azından mutlu olacaktım arkadaşlar. Talep et yapacağım.
Evet, şu tarafa biraz toprak almak istiyorum açıkçası. 2713. Sen buraya geçiyorsun. Evet, askerlerimizi hemen çekelim. Özbekistan Savaşı'ndaki sınırlarımızı hemen şöyle bir şekilde dağıtacağım. Sen de buraya biraz asker yolla. Tamam, arkayı da şu şekilde bir korumaya alalım. Başkentine biraz asker çıkabilir. Bana İrlanda savaş açtı. Nerede gördüm? Ben Asya devletiyim oğlum. 5500'de şuraya atıyorum arkadaşlar. Güzel. Şimdi hemen Özbekistan'da topraklarımıza katalım. Nüfus bagında kaldık yine. Şöyle malları kısacağım. Yatırımları da aynı şekilde kısıyorum. Nüfus bagında kalmak istemiyorum. Hemen hızlı bir şekilde girelim. Beklemek olmasın. Ayıp olur adamımıza. Şuraları şu şekilde topluyorum arkadaşlar. Alamadık orayı. Şu şekilde alacağım. Sen buraya gidiyorsun. Sen buraya. Sen de buraya. Başkentine... Evet, adam zaten bir şey yapacağını zannedemiyor. Zannetmiyorum. Aslında ben bir faşist olmam yok mu arkadaşlar? Şöyle bir kendimi faşist yapayım. Param artı olsun da ben. Dukatım çok eksi de ya. Evet, Özbekistan en azından şuradaki denize biraz açıklama oldu arkadaşlar. Gel bakalım abi. Tamam, bu savaşımız bitti. Acaba İrlanda bana nereden çıkarım yapacak? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, böyle tür serilerimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmadıysanız abone değilseniz aşağıdan abone olursunuz arkadaşlar. Yani bir şöyle küçük bir etkinlik yapalım dedim. Etkinlik değil aslında, küçük bir garip seri yapalım dedim. Diplomasiya baktığımız anda 5.446.000'lik bir nüfusumuz varken 620.000'lik ise bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Joe Biden aslında Çin'de olması lazım ama işte uyurumuz Amerika, ama buraya yerleşmiş bir durumdayız arkadaşlar. Çin burada yer alıyor ve Meksika'yı yutmuş durumda. Yani komünizm yönetiyor bir de. Oğlum komünizm mi? Aha bak. Bekle, başkenti hükümet biçimini monarşi yapabiliyoruz. Aa, bayrağımız değişti. Amerikan Empire mi? Oğlum bayrak ne? Bayağı iyi bir bayrak ha. Bunu yeni gördüm desem inanır mısınız bilmiyorum ama yeni gördüm arkadaşlar. Yani bunun bir serisini yapardım ben %100. Evet. Bir sonraki garip serilerimizde görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmamın derseniz aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. You might can't sleep when you let it start.